Sen bir hayvana benzet huy olarak. Güzel de bir şey söyledi. Azıcık sen beni satsaydın. Bir şey olmaz ya. Yani deve diyecektim ben. Deve mi? Kız diyor ki çok çalışkan, bir işe konsantre olur. Karınca ya da iyi. Sen efendim deve! Yüh deve! Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Küçük bir aradan sonra ilişki testi Kadıköy Duru Tiyatro'da çok kıymetli seyircimizle alkışlarla başlıyor. Bugün şartlar gereği hafta içi çekiyoruz şu an bölümü. Saat 18'de çekiyoruz. Rekor katılım yok. Ama 150 bölümdür en rekor katılım. Bence bu akşam ben de size alkışlıyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi tek başıma alkışlayınca hemen de maşallah duruyorsunuz. Bir sen alkışlasın Allah cezası. Baştan. Ben de onları alkışlıyorum. Sevgili Gökhan, sevgili Meltem. Bayağı da hakimim ha. Sevgili kısmı tamam. Hoş geldiniz. 3 yıllık bir ilişki. Nerede tanıştınız Meltemciğim? Bir arkadaşımızın doğum günü partisinde tanıştık. Tamam. Kim kimi gördü, beğendi? İkimiz birbirimizi gördük. Tamam. Aynı anda. O sırada oyun oynuyorduk, dans ediyorduk. Şimdi oyun oynuyorduk, dans ediyorduk. Dans hangisi? Dans ediyorduk. Oyun ne? Oyun değil, dans ediyorduk. Ha, oynamak. Oynuyorduk. Ne oynuyordunuz lan? Erik dalı. Hakikaten mi? Gerçekten bir keko doğum günü belli ki yani. Hayır. Erik dalı değil. Tamam. Ya Hilton'daydı. İyi bir yer. Bana mı laf sokuyorsun? Erik dalına mı laf sokuyorsun? Ama zaten Türkiye'de her eğlencenin sonu erik dalına bağlı. Bağlıdır. Ben burada egzajere ediyorum. Evet, evet. Hangimiz oynamayız ki? Erik dalı oynadınız. Evet. O gün flört olmamıştır daha hemen. Oldu. Ne oldu hocam? Sen devam et. Bana zaten daha önceden çıtladılar. Şimdi benim matematik öğretmenim var, Bahadır Hoca. Onun işte eşi var. Bankada çalışıyor. Dedi ki bizim bankada işte güzel bir kız var, bekar falan dedi. Aa dedim, ne güzel. Ne çirkin hikayeymiş lan bu. Değil mi yani? Keşke kız anlatmaya devam etseydi ha. Tamam. Sonra işte bir şekilde benim aklımda yer etmişti bu yani zamanında. Sonra da öğretmenler günüydü. Öğretmenler günü yemeğine gittik işte beraber. Onların da doğum günüymüş falan derken onlar da geldi. Hemen tabii... Bir tane zaten bekar güzel kız vardı. Hemen fark ettik yani. Sonra işte ince ince oynarken ben yanaştım yani. Dedim ki Gökhan ben falan kaç yaşındasın, şudur budur. Öyle tanıştık. Sonra da benim çok sosyal medya falan ilişkim de yoktu o zaman yani. Kullanmıyordum. Öyle olunca ne yapacaksın yani? Bir yerden ekleyemeyince dedim ki ya dedim ben senden çok hoşlandım. Ben telefonunu alayım, istersen bir daha görüşelim daha sonra. Direkt böyle mi dedi? Hmm. Hayır, telefonunu elime verdi. Hocam ne olur gerçekten anlat, biz seni tanımıyoruz ya. Telefonunu elime verdi, numaranı yazar mısın dedi. Tamam. Ben de yazdım. Ha, sen de hoşlandın ondan. Ben de tabii hoşlanmıştım zaten. Valla? Ondan sonra devam. O gün dans dışında bir şey oldu mu, bir yakınlaşma bir şey? Oldu. Sonra yani... ayrılmadık işte, sanki ayrılacak gibiydik. O gün. Evet. Aynı gün. Hilton'da. Evet, ondan sonrası da var. Sonrası da var. Evet. Devam. Nereye gittiniz? Ya çıkışta kapının önünde işte bir toplaşıldı falan. Herkes eve dağılacak gibi bir ortam vardı. Sonra işte bir şekilde birileri daha vardı. Onlar da birbirinden hoşlandı. Ya ne yapsak, ne etsek, bir şey mi yapsak falan diye konuştuk. Oğlum bu nasıl doğum günü lan? Yani bir sürü bekar kadınla bekar erkek bir araya getirip de erik dalı mı oynattılar size? Ya onlar bak... Herkes birbiriyle meç mi oldu? Nasıl bir ortam bu? Ya onlar bankada zaten 6-7 tane kadın çalışıyorlar. Bütün şube kadın. Biz de kendi öğretmen arkadaşlarımız da bayağı... Hepsi de erkek mi? Hepimiz evet. Ona da hepsi erkek. Öyle olunca çok güzel aslında bir birleşme oldu. Bizim açımızda. Vallahi en güzel kelimeyi kullandı. Birleşme olmuş gerçekten yani. Saçma yani. Kaç çift çıktı o geceden? Bir tek biz kaldık. Ama sevgili olundu mu? Birileri daha oldu mu sevgili? Olmadı. Ha, takıldı onlar. İşler oldu galiba. Tamam oğlum, bize ne o? Bizi ilgilendirmez. Tamam. Yok, ama yani. Sevgililiğe dönmedi. Yok, dönmedi. Ha tamam. Okey. Sonra işte ne yapalım, ne edelim falan derken ben dedim ki benim köpeğim var. Ya dedim ben işte köpeği gezdim. Anlamsız da bir şey söylüyor kıza. Benim köpeğim var. Senin var mı? Yok. Yok. Benim var çünkü. Ya dedim ben köpeği gezdireceğim, sahile çıkaracağım. Güzel. Falan. Dediler ki işte tamam hep beraber sahile gidelim. Ben dedim size sandalye getiririm. Abi sahilde oturduk gece. Çok güzel fikir ha. 4'e kadar falan. Köpeği gezdirdin mi gerçekten? Gezdim. Köpek de sahile geldi bizimle. O koşturdu, biz de sohbet muhabbet. Köpeği unutsa ya. Ulan bir köpek vardı ya.
Dörde kadar içmişler. Tamam. O gün nereye tutuşuldu mu? Tutuşuldu. Hadi ya, sahilde. Giderken falan biraz araba sıkışıktı. Taksiden. Araba sıkışık ne demek? Kaç kişi bindiniz taksiye? 6 kişi mi bindiniz hayvanlar? 20 liralık yola. Kaç kişi bindiniz taksiye? 6-7 kişi falan. Gerçekten. Pandemiden önce yani. Şimdi 3 kişi binemezsin yani. Tamam. Öyle olunca tabii biraz yakınlaşma oldu. Kim istemez. Nerede oturdu? Dur şimdi. Bana şu taksideki 6 kişi anlat. öteki meç olanlar da mı bindiler taksiye? 3 çift mi vardı orada? 2 çift, bir tek, bir de taksi şoförü. Taksi şoförü de üzgün. Keşke de arkada otursam ya. Hep ben kullanıyorum amına koyayım şu arabayı. Hiç istemiyorum ya. Yani çiftler arkada oturdu. İşte çiftler ya... arkada oturdu. Evet. Yani sizinle bir çift daha. Aynen. Önde... Ama onlar da yeni çift tayine geliyorlar. Yani. Aynen. Tamam. Bu fırsat el ele tutuştu iki tarafta. Aynen öyle oldu. Hocam sen mi daha hızlıydın, öbür çocuk mu daha hızlıydı sence? Ya da şekerim sen mi, öbür kız mı? Daha hızlıydı. Ben daha hızlıydım. Öyle mi? Evet. Ha tamam. Ama Gökhan da hızlıydı. Öyle olunca karşılıklı. Diğerleri böyle mesafeli dururken siz mi çok böyle mıçmuştunuz? Ya biz evet o gün galiba biraz hissettik yani bir şeyleri, o yüzden. Tamam. İkimiz de işte aynı anda elimizi tutuverdik yani birden. Oh ne güzel ya. Öyle o gün öpüşüldü mü? Yok ama ben sadece yanağından öptüm. Oğlum adam evet diyor. Ya, yanağından öptüm evet. Onu mu saydın öpüşmek diye hocam? Fena değildi ama. Mesut Bey sen kaç yaşındasın, böyle bir şey yaşamamışsındır ha. Bazen biri yanağından öper, ho ho. Dua et çocuk olmasın tabii. Abi tamam, yanak öpmesini böyle ballandıra. Ya ayrılırken... Ama anladın değil mi sen? Yani şey oldu böyle, yanağımı tutup da öptü. Dedi ki ararsın beni dedi. Ben de tamam dedim. Tamam. Tabii abi orada biz artık... Değil mi böyle yani, çocuk oluyorsun orada 5 yaşında. Beklemediğinde bir yerden olunca bir anda... Anladım. Evet. Heyecanlandın mı o öptüğünde seni? Tabii. Sonra aradım ama birkaç gün bekledim işte. Bekledin. Yani. Bir gün bekledi. Zor bekledim. Ara geri al. Bir gün bekledin. Şey diye mi böyle hani cool görüneyim? Yani gibi adettendir. Bunda içinden geçeni yapacaksın aslında bu durumda ya. Yani... İşte yokluktan çıkmış gibi olmasın falan. Öyle denir ya, bilmiyorum. Oğlum demin yanaktan öpmeyi bize burada anlattın. Hepimizin dedik ki alabildiğine seks herhalde, öyle bir anlatıyor ki yani. Tamam. Bir gün bekledi. Aradı, evet. Ne dedi? Yani mesaj yazdı. İşte. Öbür yanağın boş. İşte yarın vizyona bir film giriyormuş. Bohemian Rhapsody'de beraber gidelim mi dedi. Vay, Queen. Evet. Tamam. Ondan önce de yemek yeriz dedi. İşte saatlerine baktık biraz geç olunca. Önce yemek yedik, sonra filme gittik. Sonra tamam. Biraz caddede yürüyüş yaptık. Ondan sonra beni işte arabasıyla eve bıraktı. Çok güzel ha. Evet. Öyle. Ev ama çok uzaktı. Nerede? İşte Pendik tarafında falan. Benim evim Pendik'te. Filme nerede gittiniz? Dattebostan'da. Bırakılmaz. Çok uzak ya Pendik. Ya hayır son... senin arabana mı güvenmiş? Gelmesin ya. Yok ben zaten... Hi, how are you? I'm good, how are you? Good. Where are you from? I'm from Florida, United States. Florida, bu burada mı? Florida. Florida, okay. Yeah. Tabii, United States diyorlar. how many years are you lived in Florida? All my life. You're my life. Tamam. Senin benim hayatım. 30 years. This is talk show. This is couple show in Turkey. And okay. We have customers. Para alıyoruz. Müşteri artık. Customers. Okay. Şaka satıyoruz onlara. Sell the joke. Are you married or are you single? Are you engaged? I'm single. You are single? Yeah. How long are you single? For the last 3 years. 3 years? Why are... Yeah. You are a very handsome man. And your love is very... Honestly, dürüstçe gülüyorsun. Doğal diyeceğim ama ne doğal? Dürüst. Natural. Your smiling is very natural. Thank you.
Peki böyle kısa ilişkin. Short. Hurt. Short term. Short term relationship. Ha, short term. Relation. İlişki ne? Relationship. Tabii lan. Short term relationship any in 3 years? Yeah. Ha. Yeah. How long? 6 months. 6 months. 6 months is long relationship. Hocam, 6 months. Go to the marriage. Evliliğe gider 6 ay. Tabii canım. 6 months yeah. Long. Very long. Yeah. Şimdi şeyi soracağız kuzucuğum. Son ilişkin bu 6 aylık mıydı diye soracağım. When was your last relationship? When was your last relationship? Hayır lan 3 yıl önce dedi zaten. Was it your last relationship? Sen kafamı karıştırıyorsun hocam. Senin Türkçen yok bir kere. Doğru mu söyledi? Dolandırıcı bir tane daha buldun yanına yani. This, ben kendim soracağım. Kimseye ihtiyacım yok. This 6 months relationship. Yes. Last relationship. Last. Your last relationship is 6 months. Hey, sıçacağım artık anla ya. My last serious relationship, yes. Ha, yes, yes. Were you sad, very sad to, after the separate? Ayrılınca üzüldün mü? No. 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 Kim ayrıldı? Who is, who said that I don't want you? She did. Oh. She did. Yeah. Oh. Why? Ne yaptın? What did you do? Ne yap? Bir sebepsiz yapmaz. Why? We're different people now. Different people. Yeah. So she. Gülme oğlum, senin hayatını konuşuyoruz şu an. Pardon, Türkçe söyledik lan adama. Different people. What does it mean? Well, she wanted different things in the relationship, and I wanted different things in the relationship. What different things? Ne onlar? Right. So she wanted to stay in one city and live in one city, and I wanted to move to a bigger city. Ne dedi abi? Meet more people. Sorry, bir translate. Ha? Kız küçük yerde yaşamak istiyormuş, bu büyük şehirde yaşamak istiyormuş. Öyle mi? You have a vision. Yes. Yeah. Your old darling is a visionsuz köpek. Without vision. Yeah. We think that all together you are right. Sen kurtulmuşsun. Önüne bak. Look at the in front of the... Önüne bak. Vallahi önüne bak ya. Ya ne yapacaksın abi vizyonsuz köpeği? Boş ver. Devam et orada ne olacak? Okay. Do you miss? Ne dedim az önce? Doğru dedim, özlüyor musun? Değil mi? Do you miss? No, I don't. Ah, okay. Yeah. Okay, okay. Thank you. You're welcome. Thank you. Last question. Sure. Şimdi fiziken kaç veriyordun eski sevgiline diyeceğim? 10 üzerinden. Al deriz bak buraya beraber. Diyebilir miyiz abi? Fiziken eski sevgiline 10 üzerinden kaç veriyordun? Can you give her points physically? Çok kolay sordun lan. Your old darling. Yes. If you give a point physically. Physically. Ha. 10 üzerinden de bakayım. From 1 to 10. From... Ulan çok kolay ya. From 1 to 10. Physical. From 1 to 10. Face and with body. All. And be honest. An 8. 8 point. Yeah. Oh. peki sence sen kaçsın? Keşke anlasan hocam şu an ama ben de zorlanmasam. How about you? You think? About myself. Yes. Yourself işte. 1 to 10. You. I give you 9. Really? Yes. I give you a 10. Because you are blind. Vurdum şaka İngilizce ha. You are cataract.
No, I am 10. I am not 10. I am also 4. thank you very much. What's your name? Thank you very much. What's your name? Name, Jason. Name. Eliza. Jason, yeah. Jason. Jason, yeah. I am Mesud. Yes, nice to meet you very much. Nice to meet you too. Thank you. Alkışlar hocamıza. Vay be. Gizemciğim çok teşekkür ederiz. Siz de eğer 150 kişi hep beraber bir hocayla konuşmak istemiyorsanız Cambly'yi üye olun, Cambly'yi indirin ve Anadolu İngilizce olan hocalardan eğitiminizi alın. Cambly'de yaz indirimi var. 3 aylık paketlerden dilediğinizi seçin, %25 indirim kazanın. Kodumuz 3 Mesut ve tabii ki Cambly Kids. 4 ile 15 yaş arası çocuklarınız için onlar da İngilizce öğrensinler diye, ana dili İngilizce olan öğretmenlerle pratik yapsınlar diye Cambly'yi indirin. Dendaram. Evli misiniz peki? Değiliz. Ama geçen hafta evlilik kararı aldık. Kim daha yakın evliliğe? Buyurun. Aslında bu video, size başvuru videosu çekerken ikimiz de çok uzaktık. Ama geçen hafta aniden ikimiz de konuşarak evlenme kararı aldık. Yani bayramda tatildi ya. Tatilde biraz rahatladık herhalde. Beraber zaman geçirdik falan derken işte. Evlenmekle ilgili konuştuk. Evlenmek istediğimize karar verdik. Siz bize başvururken evlilik düşünmüyordunuz. Düşünmüyorduk. Bizde. Hiç. Yani düşünüyorduk biraz. Hiç değil de. Yakın değildi. Aynen, yakın değildi. Tarih yakın değildi. Aynen. Bir teklif oldu mu? Olmadı. Yani beraber işte evde oturmayacağız. Ne anlatıyor böyle tüt. Ya beraber karar verdiğimiz için ne oldu? İşte aradık eşimizi, dostumuzu. Dedik ki böyle biz evlenmek istiyoruz. Ailelerimizi aradık işte. Dedik ki biz evlenmek istiyoruz. Onlar dedi ki istemeye gelsin. Bizimkiler dedi ki istemeye gidelim. Öyle isteme tarihi belirledik falan. Abi bir kere daha istemek derse valla bir tane koyacağım ha. İstemek. İstediler. Siktir, ben de kullandım şu an. Hayır ama işte beraber karar verdiğimiz için. Öyle bir zaman olmadı yani. Anladım. Ama aslında kızların hayatında bence önemli bir şey. İnsanlar yani bir şekilde bunu bekliyor, istiyor yani. Güzel bir ana olarak kalsın istiyorlar. Yani ikimiz için. Oğlum kendine mi laf sokuyorsun sen şu an? Yok işte yani bir şekilde kadınlara evlenme teklif ettiğin zaman bu güzel bir şey oluyor. Olması lazım. O yüzden ben de gittim aldım. Ne aldın? Yüzük aldım işte. Ne diyeceğim de. Şimdi teklif mi edeceksin? Gerçekten mi? Sakin. Sok o yüzüğü cebine, izin vermiyorum. Hayır. Şaka yaptım, manyak mısın? Hemen de abi özür dilerim diyor. O zaman dur. Ana. Ay. İnanmıyorum. Gülüm. Benimle evlenir misin? Evet. Ben olacağım. Ben olacağım. Oley be! Bazen böyle adam organizasyon yapıyor da evlenme teklif ediyor kız. Hayır deyip gidiyor ya. Çok güzel oldu. Kızın şanı yürüdü. Ne evlenmesin ya dese şimdi. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Oh. Bize nasip oldu demek teşekkür yani. Teşekkür ederim. Sen şimdi yarım saat yüzeye bakarsın. Evet. Biz boku yedik. Çok güzelmiş gerçekten. Ya tamam artık. Abi ne yaptın sen bize? Şunu bari sonda yapsaydın. Şekerim bak, başlarım senin yüzüğüne. Tamam, söyle. Şu programı çekelim bakarsın, tamam mı? Tamam. Bak bakayım güzel mi? Bu hikayeden etkilenen, aramızda evli olmayan ve taraflardan birinin evliliğe daha yakın olduğu bir ilişki var mı? Açık olun, kırmızılı. Getir, ben anlarım gözünden. Maskeyi bütün yüzüne kapatmış, gene gözündeki o nifağı gördüm ben, getir. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ne haber? Kaç senelik bir ilişki? 3. Kim daha yakın evliliğe? Yani ben. Çabuk ben. Hanımefendi bir teklif aldı. Oldun mu? Güzeldi. Ver bakayım ne diyor. Şöyle ses geliyor böyle. Ödü diyor. Merhaba abi. Ne abi? Ben teklif zaten ettim ona. Ettin. Ama şöyle söyleyeyim. Bu teklifi ben de yapmak istiyordum aslında. Hani buraya gelip konuk olup evlilik teklif etmek istiyordum. Bak başkasının hayallerini gerçekleştirdi.
Artık bir daha da 150 bölüm kimseye izin vermeyiz. Sen boku yedin, ben sana söyleyeyim. Başka bir şey düşüneceksin artık. Abi ben tekrar edeceğim de bakalım. Şöyle ben askerden geldiğim gün teklif ettim. O sayılmaz şimdi o kafayla evet. Asker kafasını. Zaten zaman... Şöyle... Sayılmaz abi, askerden dönen adamın lafına ne bakıyorsun o yani? Abi zaten... Kim dünya der ertesi gün yani tabii. Zaman aşımına uğradı abi, bir yıl geçti. Ya geçer abi sen, bence onu sayma yani. Senin orada ama şahitliğin de sayılmaz, sen rahat ol. Diyorum ki sen etmek zorundasın. Neymiş? Sen etmek zorundasın. Eşitlik varsa abi o etmek zorunda. Seni burada biz döveriz. Bir döveriz. Yok abi önce bir et bakalım kızın. İçine sinsin, o da eder sonra. Zaten gücü değiştirmeye düşünüyorum, bakalım. Ver bakayım. Bayan bayan bekliyor benden evlenme teklifi. Tamam, edeceksin mi? Bilmiyorum. Edeceğim galiba. Hayır sen de çök, sıçalım program ağzına valla. Ne olacaksa olsun. Çök ulan çök, valla çök. Ha siktir çöküyor. Kocaman alkış dünya güzel çiftimize. Hiç birlikte yaşama pratiğiniz oldu mu? Tabii zaten birlikte yaşıyoruz. Birlikte yaşıyoruz. Ne zamandır? 2,5 senedir. Ciddi misin? Evet. Ailenin de haberi var. Tabii. Ne güzel zaten ya. Ailemizle yaşıyoruz yani. Şöyle yani benim annemle ben sevgililerimizle yaşıyoruz. Ne dedi abi şu an? Annenin de bir sevgilisi var. Evet. Siz de beraber dördünüz yaşıyorsunuz. Aynen. Ana ne güzel evmiş bu. 2150 yılı bu. Güzelmiş abi. Nasıl peki dörtlü hayat, dörtlü pratik? Eğlenceli insanlar mı? Çok fazla eğlenceliler gerçekten. Valla? Evet. Çok siz cenneti kurmuşsunuz ya. Öyle gerçekten. Değil mi? Yemekleri kim yapıyor evde? Ya bizim kat kat. Alt katta biz yaşıyoruz. Üst katta onlar yaşıyor. Ha dubleks ev. İstediğimiz zaman şeyimiz oluyor yani. Kendi özel alanımız da oluyor. Ayrı daireler mi, merdiven mi var? Hayır. Merdiven aynı daire var. Ama arada bir kapı var yani. Kapı tamam. Ha. Daha rahatsın. Tamam oğlum. Ama aynı girişten giriyoruz. Kapıyı kapattın mı duyamazlar. Hiç onu sormadık. Dur ya. Tamam. Aynı giriş kapımız. Ortak giriş kapımız. Ya giriş kapımız olsa içeride aynen. Artık iki ayrı. Aynen öyle. Çok güzelmiş. Kira mı burası? Yok. Yok bizim. Ha. Ama yıkılacak. Neden? İşte kentsel dönüşüm falan derken ha. O süreçte biz de taşınmak durumunda kalacağız. Anladım. Evet. Güzelmiş. Nasıl peki kayınvalideyle birlikte yaşamak evlenmeden? Çok harika bir duygu ya gerçekten. Ciddi misin? Evet çok güzel, çok mutluyum. Klasik yani. Geleneksel kayınvalide mi yoksa? Değil. Yani böyle çok neşeli. Kurban bayramında elini öpüp alnına götürüyorum bana onu de. Hiç öyle değil. Nasıl? O benim elimi öpüyor alnına götürüyor. Çok eğlenceli şen şakrak gerçekten. Aha. Ya bizim öyle. Bir sürü hayvanlarımız falan var zaten. O yüzden bizim ev böyle sadece iki kişi yaşayıp da koordine edebileceği bir ev değil. Gibi değil yani. Neler var? Köpeğimiz var, kedimiz var. Bir de bir sürü 15 tane kuşumuz var. 15 tane kuş mu var? Evet. Siz bir pet shop'ta yaşıyor olabilir misiniz? Ama oğlum buraya kimse bakmıyor. Yerleşelim biz buraya. Kaplumbağa, kedi, köpek. Pet shop'ta yaşıyorlar 4 kişi. Aynen. 15 kuş ne ya? Kimin bu kuşlar? Hepsi bizim. Ne kuşu bunlar? Kuş muhabbet değil. Kuşu. Muhabbet kuşu işte. 15 tane muhabbet kuşu var evde? Evet. Evet. Oğlum cennet değil mi bu? Başlık başlık siz kuş siktir. Ya 15 tane Fenerbahçe Beşiktaş susunlar artık. Trabzon, Sivas Spor lan susun artık. Bütün Süper Lig'i sayıyorlar 15 tane kuş. Ne nerede bu kuş sevgisi? Çok iyi eskiden beri yani benim çocukluğumdan beri. Öyle olunca bir yerde işte yaralı kuş olsun, kedi olsun, bilmem ne olsun hep bulup bulup eve getiriyoruz yani. Hani normalde insan getirir de annen der ya getirme diye. Bizim annem getiriyor aynen. Yani. Ha. Öyle sokaktan işte, yaralılar ve ihtiyaç olan kuşları eve getiriyorsun. Sonra onlar bir şekilde çift haline gelip sürekli yeni kuşlar üretmeye başladılar. Önünü alamadık. Oğlum bak sizin doğum günü de böyleydi. Bu nasıl bir hayat yani ben? Yani sürekli böyle farklı siz insanları bir araya getirip çiftleşmesini bekleyemezsiniz hayat boyunca yani. Abi 8 tane de at var getirdik bakalım yoldan. Küçük küçük taylar var şu an evde. Bakımları kimde bu hayvanların? Ortak hepimiz bakıyoruz. Zaten köpek bizim köpeğimiz. Biz ilgileniyoruz. Ama biz tatile gittiğimizde işte annesi ilgileniyor. Tamam. Onlar tatile gittiğinde de biz kedi ve kuşlarla ilgileniyoruz daha çok. Ne güzel. Annemin sevgilisi var dedin. Adam nasıl biri? Asker emeklisi ama tatlı yani. Sakin tabiatlı. Biz çok uzun zamandır beraber yaşıyoruz bu arada. Tamam. 10 sene yakındır beraber yaşıyoruz. Aha. Öyle dostane bir ilişkimiz var. Çok yani. Güzel abi. Anlaşıyorsunuz da yani. Tabii tabii. Çok kendi halinde zaten. Ben de çok kendi halindeyim. Hiç yani problem yaşamadık 10 senede yani. Anladım. Arada kavga ediyor musunuz ikiniz? Yani tartışmalar oluyor. Çok soğuk büyük savaş. Kavgalar değil ama aynen soğuk savaş. Kim sesini yükseltir kavgada? İkimiz de yükseltmeyiz. Ben susarım. Yani? Yani? Küsersin yani. Küserim. Evet. Tamam. Ağzından en sert ne çıktı bu adamın? Ne duydun sana karşı? Bir kere duydum. Normalde asla etmez ama tamam. Bir kere geçen sene duymuştum. İşte aptal demişti. Aptal aptal konuşma demişti.
Bunu mu dedi? Onu belki kuşlardan biri demişti bir sorsaydı. Kuş lafı bu çünkü. Arda arda konuşma gibi yap. Kuş lafı bu yani. Oğlum burada bir şey olmaz ya. Ya bu sadece bu kadar. O kadar. En fazla ben bu. Ben normalde onda devam. Hep şey derim demez yani. Normal. Ya kalbimi kırıyorsun falan derim en kötü yani. O ne oldu? Bir şekilde koordine olamadık. Köpek yola çıkıyordu falan. Ben de köpeğe araba çarpacak diye bir panik oldum falan. Öyle ağzından kaçtı. O kadar. Mahcubum. Ne kadar tatlı adamsın ya. Sen peki hocam ne duydun? Hiç Meltem'di. Hiç kızıp da bir şey söylemen yok bizde yani. Ha susuyor. Ben evet. Hemen tam küsüyor. Ben de diyorum ki hadi ne olur barışalım falan. Sürünüyorum falan. Acaba siz böyle hayvanlarla yaşaya yaşaya onların hareketlerini... Apta apta konuşma böyle bir şey. Bizde benim kuyruğum da var. Buyurun bakın. Siz şimdi yatıyorsunuz ya alt kat üst kat. Hayvanlar nerede? Köpek bizde. Kedi ve kuşlar yukarıda. Öyle mi? Evet. Dolandırmışsınız yukarıyı. Yani köpeği biz kendimiz aldık. Onları da onlar aldı. Abi onlar dediğin 16 tane var başka hayvan. 16 hayvana bir hayvan şu an. Ama eşit mi sence bu? Ama alt katta bizim odamız var. Bizim odada köpek var. Onların odasında kedi var. Kuşlar ortak alanda. Evet. Uçuyorlar. Yok kafesteler. Bazen uçuyorlar. Zaten uçtukları zaman köpeğimiz kuşları yakalamaya falan çalışıyor. Kuşları uçuracağımız zaman... Köpeğe bak lan ayyoo diye. Sizinkiler peki bu adamı tanır mı? Tabii tanıyorlar. Ne diyorlar? Çok seviyorlar. Özellikle annem bayılıyor. Nasıl hocam müstakbel kayınpeder? Kibar insanlar. Tatlı olumlular yani. Bu sesteki incelmeyi neye borçluyuz? Ne oldu orada? Hediye almış bana yılbaşında. Oğlum sesin niye inceliyor? Sen ne tatlısın. Tamam ne almış? Kayınpeder mi almış? Evet evet. Aferin ya ne almış? Yılbaşında bize gelmiş. Ya ben bir de sordum giderken dedim ki ya sizin hediye alma adetiniz varsa ben de alayım mahcup olmayayım falan. Yok canım öyle bir şey yok falan dedim Eltem. Versen varmış. Ama sordum ben babama almayacağım dedi. Babam, ne almış? Gömlek almış. Bir gömlek almış ama tam gerçekten Gökhan'ın tarzı bir gömlek yani. Fotoğraflara bakmış hangi fotoğrafında nasıl bir gömlek. Sen yılbaşında kalmaya mı gittin? Evet. Oha. Ya pandemi vardı çünkü. Bırak abi bu işleri. 3000 lira ver git evine Allah Allah. Ceza meza değil mi yani? Babayım lan ben siktir git 3000. Ben bile parayı vereyim siktir git kendi evinde kal diye. 2500 verdim üstünü tamamladı git. Ama salonda yattım. Bir zahmet. Salonda kaldın. Ha tamam. Nasıl gergin miydi? Bir de öyle salonda kaldın mı gerginlerde çok erken uyanırsın tedirginlikten. Öyle oldu. Kaçta kalktın? 5'te kalkarsın ne oluyor ama. Uyku da tutmaz bir daha yani. Ezanla kalkarsın sabah namazıyla. Çok erken mi kalktın hakikaten? Yani kahvaltı hazırlanırken kalktım işte çok değil. Ha tamam. Nasıl hissettin? Yani başta birazcık şey daha önce de gitmiştim bir kere kısa bir yemekti. Sonra yılbaşı yemeği biraz daha uzundu. Ya yani Meltem müzik konusunda çok başarılı yani. Küçüklüğünden beri şey sağlıyor. Neyle yattın? Falan. Neyle yattın? Evde. Ya dar bir pijama mı, şort mu? Bir kıyafet verdiler bana, onu giydim. Ha siktir. Biliyorum ben, içime doğdu çünkü. Ne verdiler? İşte eşofman. Şort, Meltem'in geceliğini verdiler. Eşofman. Oldu mu sana? Yani evet. Herhalde. Sen ne hissettin o salonda kalırken? Ben gece de... böyle şey oldu mu yani? Gideyim acık bir görüneyim. Evet aslında o oldu biraz. Ne yaptınız? Ama sabaha karşı ben gittim. Biraz böyle yanına sokuldum. Sabaha karşı? Büyük risk ha. Götünden vur tüfekle vallahi baba. Yok ya. Tamam. Sabah kaç gittin? Gittim öyle bir 5-10 dakika yanında kaldım. Sonra evet. Geri döndüm. Yanında uzandın döndün. Evet. O sıra ışık açıldı baba geldi. Bir şey olmaz. Anne geldi. Öbür evden kuşlar geldi 15 tane. Bir şey olmaz diyor. Yani kalk derler denk. Hadi kalk kahvaltı hazırlayalım falan diye. Ha böyle şey. Hani... Kızma gibi değil de. Ha, şakaya vurup. Evet, aynen. Evet, tamam. Öyle olurdu. Anladım anladım. Sen mi çağırdın kendi mi geldi hocam? Ben yok hiç. Demedim değil mi? Yok çıkacağım bir de orada karşılaşacağım. Çağırmaya gelmişim şey olur. Mahcup olurdum. Tabii değil mi? Peki çekindin mi geldiğinde? Ya git ya falan yaptın mı? Git ya gelme ya sıçarlar ağzımıza geldi değil mi? Aynen. Yorganı açtı hadi gel. Yorganı mı açtı? Hop gir bakalım içeri. En kötü kafanı da kapatırım yok derim. gece benim götüm büyüdü de kimse yok. Yok yok yok. Anladım, anladım. Çok yakıştırdım ben sana birbirinize. Vallahi billahi. Bir de herhalde, değil mi şuraya? İlk defa da bölümün içinde evlenme teklifi almış olduk. Bir tane seyircilerin içinden vardı galiba yıllar önce. İlk benim. Sahnede ilk oldu. Bir yandan. Sen ben izin vermiyorum deyince bir de geri oturdun ya ne kadar üzüldüm ya. Burada beni orası bir çocuğu gibi bıraktı. Sanki böyle bütün güzel duyguların katiliymişim gibi. Kız da ya yavrum. Ben izin aldım zaten aslında. Kız şu an çok istiyor. 10 dakika ara verelim de yüzeye baksın. Çok istiyor. Sıçacağım sonra. Bitir artık güldüler işte. Bitir bakacağım. Güzel çünkü yüzüğüm ya.
Ben kocamı aldım. Yapmıyorum testin ikinci tarafını. Bize mi güvendiniz? Sorun onlara siktir onu dağılsın herkes. Arada bir biraz bakıyorum zaten. Evet, evet. Destekler ne sizin? Ben bankacıyım. Bankacı. Öğretmenim ben. Fizik öğretmeni. Fizik öğretmenisin. Ne güzel abi. Özelde devlette. İşte kursumuz var. Kursunuz var. Evet. Ha tamam. Bu tip dershane gibi yani. 7. 8. 11. 12. sınıflar işte. Sınav hazırlıyoruz. Kurs legal değil mi? Tabii. Yakma kendini yani durduk yere. Yok yok. Dershane kapatıldı diye biliyorum ben çünkü yani. Ha. Sonra. Kurs tamam, oldu onun adı. Yok yani geri açıldı. Ha. Ne zaman? Belki de 15 yıllık hikayedir. Ben bayağıdır ilgilenmedim işte. Şu an dershaneler legal mi? Var yani. Tabii. Ha tamam. Başlayalım şimdi. Ne öğretmenisin? Fizik öğretmeni. Özelde mi devlette mi? Özel bir kursta çalışıyorum. Kurslar bayağıdır var. Doğru valla. Ne var lan? Kim daha çok kazanıyor? Gökhan. Öyle mi? Tam tersi olsa. Hocam sen 2000 euro alıyorsun. Hanım 12 bin euro alıyor. Soruyu da tam soramadım. Hepsini euro yaptım. Sıçarım. 6 kat para kazanıyor senden. 6 kat fazla. Ne yaparsın? İşi bırakır. İçten içe sevinir misin buna yani? Ya karakterin buna müsait mi? Her şeyi hanım ödüyor. Rahat rahat yatıyorsun evde böyle. Kuşlar muşlar geziniyor. Ya şimdi bu yaşta olduğum için değil. Mesela bir 10 sene geçse daha da böyle kariyerimde yükselsem ben artık tamam desem. Sonra o daha çok kazansa bunu anlaşırız yani. Şu anda olmaz ha. Şu an ama biraz ben tabii iş konusunda saldırganım. Anladım. Hesapları kim öder? Nasıl parayla ilişkiniz ilişkide? Ortak ödüyoruz. Yani, tamam. Ortak hesabımız da var. Ortak hesap var. Ha, kim daha müsrif, kim daha pinti? Pinti yok aramızda değil mi? İkimiz de pinti değiliz. Ben ama para biriktiririm. Ama para daha çok biriktiririm. Öyle mi? Ama tabii. Pinti değildir yani. Ne yapacaksın? Hayalin ne? Yani bir hayalim yok. Biriksin, bakacaksın böyle biriken parayı. Birazdan öleceğim ama güzel biriktirdim ha. Tabii. Yok yani öyle para biriktireyim diye zorladığım için değil de bir şey yani lazım değilse almam yani. Birbirinizden borç alıp verme var mı? Yani borç gibi değil de hibe gibi. Kim kime daha çok hibe eder? Hoş geldin Ziraat Bankası. Gökhan bana daha çok hibe eder. Öyle mi? Hibe mi ediyorsun hocam? Peki hiç hibe kaydın var mı bir defterde? Şu kadar hibe ettim. Öyle bir kayıt var mı? Yok. Allah muhafaza bir ayrılık döneminde çıkarılacak bir defter var mı? Öyle mi? Umarım yoktur. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi Kadıköy Duru Tiyatro'da alkışlarla devam ediyor. İlk bölümde konuştuk, hepimizin aklında tek bir soru kaldı. Şimdi 4 kişi yaşıyorsunuz ya, evde faturaları kim ödüyor? Annem. Hepsini? Hepsini. Siz kira da vermiyorsunuz? Yok. Siz sığıntısınız ikiniz. Oğlum bir günden bir güne şey demediniz mi yani biz ödeyelim? Yok. Yok. Abi keriz miyiz biz ya? Doğalgazı bilmem nesi hepsi mi? Ben teklif ettim ama istemediler. Sen de mi bir kere mi teklif ettin yalandan? Ya birkaç kere. Ya alışveriş falan yapıyorum ben de öyle biraz şey. Ha da o kadar. Ama onun geliri bize göre çok yüksek. O yüzden bir de annem yani. Çocukluğundan tamam, beri hep o ödüyor. Hani hangi aşamada ben ödeyeyim diyeceğim ki yani. Böyle bir büyüyor ya insan. Güzel dükkan kurmuş ha. Değil mi yani? Yeni dükkan açmış sesini de çıkıyor. Annem mi sonuçta yani? Ben nerede çok ayıp olur bir kere ona ben ödeyeyim desem. Üzülür biliyor musun Mesut'cum? Üzülür. Siz şimdi bu kentsel dönüşümden sonra taşınacaksınız ya. Yine dörtlü mü taşınacaksınız? Yok ayrı ayrı taşınacağız. Aa. Tabii. Ana. Kimin kararı bu? Ayrı taşınalım. Bizim. Senin tam değil gibi hocam. Sen biraz seviyorsun gibi annenle yaşamayı da. Yani para vermiyoruz. Yok beraber istiyoruz evimiz olsun. Gerçekten mi? Tabii istiyoruz. Ha. Kim daha çok istiyor? Ayrı çıkmayı açık olacağım. Ben daha çok belki. Ha açık ol değil bir mi tık, yani? Bir tık belki ben o hiç dedi mi sana kalsak da olur filan? Dedi. Bahsettir. Hadi açık açık konuşun ya dedi mi? Nasıl dedi bunu? Nasıl ifade etti? Yani yine de böyle yaşayabiliriz. Rahatız. İşte istediğimizi yapabiliyoruz. İşte zaten senin yarısında yoklar falan. Nereye gidiyorlar? İşte geziler. Yurt dışı gezileri, yurt içi gezileri. Tamam. O tarz gezileri olunca işte. Sen ne dedin cevaben? Ben dedim ki yani tabii ki çok seviyorum, çok iyi anlaşıyoruz ama evlenince tabii ki bir düzenimiz olsun istiyorum dedim. Aha. Gökhan aslında şey için çok istiyor. Kedi ve kuşlar biz ayrı bir çıktığımızda biraz şey kalacaklar. Tatile gittiklerinde onları taşımak falan biraz külfet olacak yani. Ha onlar her tatile gittiğinde siz onları taşıyacaksınız. Tabii tabii. O zaman aynen. Yakın taşının. Yani öyle olacak zaten muhtemelen. Ya bir de çiçekler falan da çiçekler var. Çiçekler onları var. Sulamamız gerekecek, bir şey gerekecek. Şimdi canlı her şeyin içinde yani. Aynen öyle.
Ama kendim evimizde olması çok güzel olur tabii. Hiç inanmıyor ya söylerken. Gözümün içine bakıyor kızı ikna edeyim diye. Ya bir şey söyleyin, taşınmayalım biz. Salak mıyız biz, 1 lira vermiyoruz ya. Çiçek suluyoruz, kedi besliyoruz, tamam abi. Adam dünyanın en yakışıklı adamı mı? Çok sempatiksin de yakışıklı başka bir şey hocam. İstediğin kadar gülümse. Yok annem yok. Yani değil tabii ki. Tabii ya. Gören göz. Kaç veriyorsun onun üzerinden? 8 vereyim. 8 çok verdin ya. Yok 8 bence iyi. Bence de. Seni ben bir denedim. Nereden kırdın? Sence ne olsaydı 10 olurdu? Burnu yamuk. Hapşırdı mı biri, güldü mü lan? Bu nasıl ses? Bu ne ya? Ölmeyin lan bak bitene kadar ha. Uğraşamayız sonra. Uğraş dur pandemide. Buyurun. Ya basket oynarken burnuna top gelince burnu yamuldu. Burnu biraz düz olsa... Ha bu tarafa acık. Biraz bu tarafa doğru. Fark ediliyor biraz. Ha. Öyle değildi. Benim eski fotoğraf getirmiştim hatta yanımda. Göstereyim eskiden düzgündü diye. Sonra arabada unuttum heyecandan. Olsun. Yaptıracağım peki? İstiyorum. Öyle mi? Başka? Kaşı kaş gözü göz mü kuzucuğum? Tabii aynen. Kası var mı? Var, kası da var. Seksi midir? Seksidir. Kaç veriyorsun seksiliğine? 10. Poposu filan? Çok güzel. Poposu zaten bence vücudumdaki en güzel yeri. İyi hocam vallahi mutlu oldun. Hep beraber götünü övüyoruz burada. Sen ver bakayım puan fiziken. 8 puan bende. Sen de az verdin ya. 9 puan. İyi matematik fena değil. Ne olsaydı 10 olurdu? 8 verdin. Ne olsaydı 10 olurdu? Biraz saçları az. Seyrek yani. Az mı? Seyrek ya. İnce telli ve seyrek olunca şey oluyor. Böyle saçını okşarken falan mı az geliyor sana? Sana ne abi kızın saçın? Ya nasıl mesela biz birbirimizi tıraş ediyoruz. Aynen. Saçlarımızı kesiyoruz. Öyle mi? Saçını kesiyoruz. Bu ne çirkin bir ilişki ya. Bazen birbirimizi yıkıyoruz. O da oldu bir kere. O zaman siktir et saçı, gel bunu konuşalım. Ne demek lan birbirini yıkamak? Tasla filan. Ya bizim şey bozuldu. Vallahi tasla yıkamışlar. Şofben anlat anlat, bir şey olmaz. Sonra şofben bozulunca da ısıtıyor aslında ama şeyden gelmiyor borudan. Ben de o boruyu söktüm işte oradan. Sonra damacanayı suyu doldurdum 19 litre. Kestim damacanayı. İşte oturttuk taburenin üstüne, küvetin içinde. Tas tas yıkadık birbirimizi. Önce ben onu yıkadım. Sonra o beni yıkadı. Öyle. Sonra yaptırdık. Peki bu yaşanan tecrübeden sonra hiç demediniz mi bir ay görüşmesek mi diye? Nasıl mesela sen hanımefendiyi yıkarken gözüne falan sabun kaçtı mı hiç? Nasıl gerçekten böyle birbirinizi yıkadınız yani? Evet. Vallahi mi çok ya? Çok eğlenceliydi bence. Ana var mı birbirini yıkayan aramızda? Soruya bak, sıçam ilişki testine ya. Nereye geldi oğlum bu program? Var vallahi, ver bakayım. Burada da var. İki manyak ver. Çabuk gülmeden kaldır parmağını. Hoş geldin. Merhaba. Kaç yıllık ilişki? 9 yıllık ilişki. Kaçıncı yılında yıkadınız birbirinizi? Çünkü önemli bir soru bu yani. Şimdi şöyle oldu. Bir kere ilk yıllarda sarhoşken falan... Onu geç sonra. Bir kere de aynı şekilde yeni evlendik. Düğünden eve geldik. Duş alacağız, o dehşet böyle makyajımızı, duşumuzu düğünden falan. Düğünden? Gelinlikle mi girdin banyoya? O kadar fazla makyaj var ki yüzümde. Acilen duş almam lazım. Kombi bozulmuş. Kettle'da su ısıtıp biz de damacanayı değil de kovaya doldurduk. Damacanayı bulamayın. Sizde ne medeniyet var? Burada kova var iyice yani. Sizin aranızda bile 300 sene var, öyle söyleyeyim yani. Ver bakayım adama. Hocam sırayla mı yıkadınız birbirinizi? Sırayla yıkadık. Nasıl bir hissiyat? Abi yani düğünden gelince beklentim farklı oluyor ya. Hep derler zaten, geldik gecesi yalandan herkes yorgun olur diye, ama bu kadar aşağıda bir hikaye hiç duymadım ben yani. Yıkadık abi birbirimizi, sikir olduk uyuduk sonra. Sen tamam, bir hayal kırıklığına uğradın mı mesela? Nasıl? Yıkanırken özellikle anneyi yıkıyormuş gibi hissetmedin mi yani? Aa hissettim. Çok çok şefkatli yıkadı beni. Vallahi mi? Nasıl mesela, şefkati aç biraz. Çok sevdi. Oğlum benim. Temizlendi mi canım oğlum? Bir de akşam ezan okununca eve geleceksin bak, ona ay göre. Bir de vaktimiz de kısıtlıydı. Sabah 5'te uçağa binecektik. 12'de eve geldik. Çok kısa bir alan vardı. Birbirimizi yıkadık. Yıkadınız birbirinizi? Yıkadık birbirimizi. Ne güzel abi. Aynen. Sonra balayı nereye gittiniz? Zanzibar'a.
Zanzibar öncesi birbirinizi mi yıkadınız? Aynen. Ne kadar sürdü Zanzibar? Bir hafta. 9 gün mü? 9 gün. Güzel geçti mi? Çok güzeldi. Yayınlayalım buraları. Olur. Tamcık oturdu çünkü yani. Kocaman alkış! Saçı az dedin en son. Saçın az mı kuzum? Az. Kadar. İster miydin daha gür olsun falan? İsterdim kesinlikle. Öyle mi? Evet. Kaşı kaş gözü göz mü? Tabii. Seksi midir eşin? Kesin. Kaç veriyorsun onun üzerinden? 10. Ezberlemiş. Evet. Sanki böyle onunla 10 derim, oradan 10 derim. Kuzucuğum bir huyunu değiştir bu adamın. Fışt yaptın. Kendi kendine konuşuyor. Var bunda bir hiperaktif durum ama. Yani. Gerçekten hocam sende azıcık bir şey durum var böyle. Hareket edildiğinden fazlasını düşünen adamsın ama gibi. Ama şöyle mesela. Bir kere duydum, denk geldim. Ben işte odadayım. Gökhan da işte banyoda duş alıyor. Baktım şey... Konuşmalar var işte bir şekilde. Herhalde dedim telefonda konuşuyor. Sonuçta kafamı bir içeri soktum. Aa merhabalar Aylin nasılsınız falan dedi. Ama kimse yok. Kuzum bu kendi kendine konuşmak delirmek bu yani. Bu başka bir şey bu yani. Ya, ertesi gün görüşmesi vardı onun provasını yapıyormuş. Ha. Ama sesli olarak yapınca. Yapılır. Hepimiz yaptık ya bunları. Prova gibi olmuyordu. Önce böyle zihnimin içinde düşünüyorum nasıl yapsam, nasıl etsem. Sonra bir ara yani gerçeklikten kopup ona devam ediyorum evet. Bir süre. Sonra birkaç dakika sonra fark ediyorum. O da bana bakıyor falan. Yakalandık diyor. Sık mı olur bu? Olur. Aa! Ara ara kendi kendine konuşuyor yani. Ara ara. Hep Aile Hanım'la mı konuşuyorsun? Yok. Yok. Aile Hanım eşiniz nasıl oldu diye. Hep bir aile var ortada yani. Yani böyle korkutuyor bazen işte. Telefonda mı, gerçekten mi konuşuyor, birisi mi geldi, ben mi duymadım falan. Ne diyorsun bu hususta hocam? Ya bir şey yok. Gerçek kontrolün altında mı? Ya tabii da gözüm dalıyor gibi yani. Kendimi birkaç saniye sonra kendime geliyorum. Meltem de bana bakıyor olunca. Ama mesela konuşurken ben araya girince beni görmüyor. O kafasındaki konuşma bittikten sonra bakıyor bana, gülüyor falan. Merhaba falan diyor sonra. Öyle. Sen tanıştın mı Ayla Hanım'la? Hangi tanışamadım henüz. O iş görüşmesi müspet mi sonuçlandı? Ayla Hanım'la oldu mu o iş? Oldu tabii tabii. Beraber mi çalışıyorsunuz şimdi? Yok yani. Öğrenciyle çalışıyoruz. Veliydi o. Öğrenci veliz. Veliydi o. Hı-hı. Ha şimdi oldu. Veli çocuk için velisiyle görüşecektim. Aynen. Merhaba Ayla Hanım gideceğiz, nasılsınız? Ne yapacağız? Çok baştan almışsın ama nasılsınız da çalışma gerek var mı ya? Şey mi diyecek kadın bu da nasıl, ne acayip nasılsınız diyor diye. Herhalde hiç çalışmamış gelmeden. Ya çalışma gibi değildi. Hani öyle düşünüyordum nasıl gidecek, ne olacak, ne bitecek falan düşünürken öyle ipler kopmuş yani. Kafandaki gibi oldu ama. Uykusunda konuşur mu? Uykusunda konuşmaz. Yok. Ha hiç. Horlama? Yok hayır yok. Güzel. Hocam sen bir huyunu değiştir. Biraz kötüye yoruyor Meltem. İnsanların mesela davranışları oluyor. Ben diyorum ki dalgınlığına gelmiştir falan. Meltem ama sanki hep kötü niyetli olmuş da o yüzden yapıyormuş gibi bir bana göre en azından öyle düşünüyor. Mesela geçen şey... berberlerden bahsediyoruz. Gene birbirimizin saçını kesiyoruz falan işte. Dedi ki kadın... Oradan birbirimizi yıkayacağız ama hemen ondan önce. Dedi ki işte... Ben dedim ki ya dedim benim işte saçım güzel olmuyor berbere gidince. O yüzden sen yapman diyor. Çok hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim falan dedim. O da dedi ki ya dedi işte bilerek yapıyordur falan. Sen yani seni sevmiyordur. O yüzden bilerek yapıyordur dedi. Ben dedim ne alakası var adamın işi yani. İşini güzel yapar. Niye işini kötü yapsın falan dedim. Hayır kadın kuaförleri hep öyle yapıyor. Kıskanıyorlar. O yüzden de kötü kesiyorlar falan dedi. Meltemciğim sen erken ölürsün ha vallahi. Bu nasıl bir dünyaya bakış açısıymış. Öyle mi bayan kuaförleri? Sevmediği kadınların saçını bilerek mi kötü kesiyorlar? Böyle bir şey var diyenler o desin. Duydun mu sessizliği Meltem? Keşke sen de kendi kendine konuşsan da düzelsen acık. Öyle bir şey yok çünkü yani. Ya evet yok. Senin hangi kuaförün kötü kesti saçını? İşte bir iki tane görünce hepsini genelledim ben orada. Ha tamam. Kötü kestiler ve sen seni sevmediklerini ve kıskandıklarını mı düşündün? Kıskandıklarını değil de. Yani herhalde sevmediler falan. Sevmediler? Evet. Şu orospunun da saçını kötü keseyim dedi. Böyle kuaför mü olur oğlum? Değil mi yani? Ya ama şey oluyor mesela. Ucundan kes diyorsun. Gereğinden fazla kısalıyor. Tamam. Yaşanıyor. Ama bilerek yapmaz. Teknik hatadır o yani. Kimse ama yapmaz. Ama yani belli ucundan diyorum yani. O gidiyor hani daha böyle kesiyor. Ben ucundan dediğim hani. Şu senin güzel olmuş şu. Yok böyle güzel mi? Onu ben kestim. Bunu zaten Gökhan kesti. Vallahi. Evet. Nasıl berberliği? İyi bayağı profesyonel çalışıyor. Yapma ya. Evet. Muhabbet ediyor musunuz birbirimizi tabii, keserken? Tabii zaten. Konu konuyu açıyor mu? Meltem abla ne yaptın sen kocanla? Anladım. Onun nasıl berberliği hocam?
Harika. Ama ya normalde çok iyi gidiyordu hep. Ama? Geçen 3-4 yani bir hafta önce falan işte kestim. Pek olmadı nedense. Çok güzel olmadı yani. Sonra işte bir işte düğüne gittik falan. İnsanlar benim saçımı eleştirdi orada. Önce içimize oturdu. Buraya gelmeden dün akşam bir daha kestik şu anda. Tam toparladı biraz. Şu an daha kötü olmuş. Yok yok. Çok, çok güzel görünüyor. Tabii tabii. Ama çok belli yani berber eli değmediği. Belli bir vatandaş kesmiş. O çok belli. Daha önce eski ilişki testlerinden birinde... Bundan 2,5 sene önce evet. Siz seyirciler arasındaydınız. Aynen. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum ben. İyi günler. Hoşçakalın. Tanıştım. Mesut Bey, alnımızda bilgilerden bir çelenk. Hoşçakalın. Abi ne gerek var öğretmen gibi bitirmeye? Ne konuşmuştuk o zaman? İdeal gaz denklemi. PVNRT. Kimle? Sizinle. Sizinle. Oğlum ben eskiden bilim adamıydım ha valla. İlişki boşaldı benim beynim iyice gitti. Sıfırlandım ben. Tabii PVNRT, P basınç, V hacim, N sabit, R sabit lan. T sıcaklık, N kütle. Kelvin olarak alacağım ama. Kelvin alacaksın. Evet, sıcaklık. Kelvin tabii canım. Celsius alırsan yanlış çıkar. Değil mi? Evet. Kaç senelik fizik öğretmenisin? Ben 5 sene oldu. Anlatmayı en sevdiğin konu fizikte. Bir daha şey, modern fizik. Bu işte relativite falan var ya Einstein. 3 cümleyle anlat bakayım insanlara. 3-4 cümleyle. Hadi iştesinde bir ilk. Modern fizik nedir? 4 cümle hakkım var. Uzatırsan kapatırız. Yüzüğü de geri çıkartırım. Anlatayım mı? Hadi. Tamam. Biz 1500'lü yıllardan beri... Abi ne yapıyorsun ya? 4 cümle dedim. 1500'den başlarsan bitmez. Buyurun. Biz 1500'lü yıllarda işte Newton fiziğinde zannediyorduk ki aslında zaman herkes için aynı akıyor. Diğer her şey ona göre şekilleniyor. Ama zaman içinde Maxwell'in bulduğu işte ışığın nasıl davrandığı ile ilgili çalışmalardan sonra fark ettik ki aslında zaman değil, ışık hızı evrende sabit olan şey. Işık hızı sabit olduğu için sen farklı hızlarla gittiğin zaman ışık sana göre aynı hızda gidiyor. Ama zaman herkese göre farklı hareket ediyor. O yüzden de sen hızlı hareket ettiğin zaman sana göre olduğundan daha yavaş geçiyor. Bu şekilde işte bu Interstellar falan gibi şeyler var ya, hızlı gidiyorlardı, yaşlanmıyorlar falan. Onlarla ilgili konular işte. Anladık mı ya? Ben bildiklerimi de unuttum şu an bu cümleden sonra. Vallahi ağzına sağlık yani. Peki. Çok iyi bir öğretmen olduğun da belli. Hakikaten. Hocam çok da hakim olmadığın birkaç tane adam var iş yerinden. Hanımın, bankacı. Sensiz tatile gidebilirler mi? Kesin. İş için. Tabii. Hiç öyle aklında kalmaz. Yok. Zırt pırt aramazsın da. Yok. Öyle midir? Öyledir yani. Ne güzel. O gidebilir mi? Tabii gidebilir. Emin miyiz? Emin. Gidemedik gitti geçen. Gitti zaten. Adama diyor ki gidemedim bir gece. Bokumu giderim. Anca lafta. Nereye gidemedin? Anlat abi anlat. Hayır, nereye gidemedin? Ya şöyle oldu. Bu işte tam kapanma oldu ya. Sokağa çıkma yasağı oldu. Ama sen istedin. Tabii ben istedim. Şaka olsun diye söyledim bu arada. Tamam buyurun. Bu tam kapanma zamanında işte benim iş yerinden öğretmen arkadaşlarım dedi ki ya dedi biz bir ev tutalım. Zaten online eğitim yapıyoruz. Orada işte evde hep beraber olalım. Biraz da işte yüzeriz keyifli olur. Oradan da online dersleri veririz. İşte neyse işte birkaç çift arkadaşımız var bizim aynı şekilde. Onlar gitti ama Meltem çalıştığı için biz onlarla gidemedik. Sen de istersen git dedi falan ama ben o kadar zaman Meltem'den ayrı güzel geçmeyeceğini düşündüğüm için gitmedim. Ben zorladım gitmesi için aslında ama bir hafta olsa giderim ama 17 gün dedi hani ayrı yapamam dedi. Gitmedi. Ha 17 tam gün orada kalacaktı. Evet. Sıkıcı olurdu abi çiftlerle. Ne yapacaksın orada? Tabii bence de. Onlardan mesela çift olarak değil de erkek erkeğe gelselerdi. 17 gün çok bir zaman. Bir yine mi, yine mi çok? Çok 17 gün. Yapma ya. Vay. Diyelim Allah muhafaza bir sebepten ayrıldınız. Kim ayrılmış olabilir? Hanginiz ayrılığa bir tık daha yakın? Meltem bence. Neden? Ya ben çok sakin tabiatlıyım. Bende çok şeyim var böyle. Ya 5 dakika sürer benim birine kızmam yani. Hemen kızdım. Biraz sonra böyle ya aslında tartıştık ama ben hiç sevmiyorum böyle olumsuzlukları falan diye geri gelirim. Meltem öyle değil. Meltem yani kızmaya bir süre devam edebiliyor. Benim zaten ev kapıdan çıkmadan daha geri barışmak için geri geliyorum yani genelde. Sence evet. De öyle mi kızım? Öyle gerçekten. Sen mi bir tık daha yakınsın? Yani evet öyle bir şey olursa ki hani olmaz da. Olursa herhalde ben olurum bu ilişkide. Tamam. Ayrıldınız. Allah muhafaza. Kaç zamanda bu haline dönersin enerji olarak? Ne kadar zamanda toparlarsın sence? Yani bir sene belki. Bir sene? Çokmuş ya. Yani ancak herhalde. Zaten ilişkinin toplamı 3 sene. Ama... 1/3 kadar insan üzülür mü? Bunun bir oranı olsun ya.
Değil mi? 10'da 1 diyelim, 15'te 1 diyelim. 3 sene gibi bir sene üzüldün mü? Sen hocam? Üzülürüm ya. Toparlarım. Bastı gitti. Ne çok... kadar zamanda toparlarsın? Yani birkaç haftada toparlarım. Abi ışık hızına göre hızlı gidersem... zaman da geride kalacağı için... biz 1500'lü yıllardan bu yana... birkaç haftada... ne oldu oğlum böyle seviyorum, o giderse çok üzülürüm. Bir hafta. İki hafta. Vallahi mı? Yani çok öyle bir şeylere bağımlı değilim ben. Meltem yani benim işte hayat arkadaşım. Bir şekilde onunla beraber bir şey yaptığım zaman, bir ortak olarak hissettiğim zaman çok mutlu oluyorum bundan. Ama yani o benimle ortak olarak devam etmek istemiyorsa da kendi başıma bir bireyim ben yani. Önüne bakarsın. Yani öyle ilişki anlamında değil ama hayatıma tabii devam ederim yani. Çok sağlıklı bir bakış açısı değil mi? Daha çok sürer ama. Dur şimdi. Bu cevap, bir iki hafta cevabı. Azıcık maksadını açtı diyenler o desin. Adam bireyim diyor, haklı diyenler o desin. Kızım bir yıl üzülürüm demesi, erdiler oradan diyenler o desin. İnanmamışlar çekelim sana. Kenafir gözlü kimse inandıramamışsın. Çok tatlısınız ikiniz de. Vallahi billahi ayrı ayrı çok enerjilerinizi de çok sevdim. Teşekkür ederim. 3 yılın üzerinde bir ilişkiyle karşılaşmış gibi hissettim ben en azından. İşte o yüzden bir sene. Hocam hiç gülme, sana laf sokuyor şu an. Benlik bir şey yok yani. Evet evet. Herif tokat idi hala gülüyor. Aa, sana söylüyor la. Allah Allah ışık hızı ya bana başıma. Kızıcığım huy olarak bu adamı bir hayvana benzetecek olsan hangi hayvana benzetirsin? Yani çalışkan bir hayvana benzetirim. İşte karınca olabilir, arı olabilir. Çalışkan çünkü mıdır? Bir işe eğer odaklanırsa kafasındaki gibi olanı kadar hiçbir şeyle ilgilenmez başka. O iş olduktan sonra ancak çevresiyle ilgilenir. Çok ne çalışkandır güzel o yüzden. Çalışkan mısın hocam? Tabii çok. Sen sen bir hayvana benzet huy olarak. Güzel de bir şey söyledi. Azıcık sen beni satsaydın. Bir şey olmaz ya. Yani deve diyecektim ben. Deve mi? Diyor ki çok çalışkan, bir işe konsantre olur. Karınca ya da ayı. Sen efendim deve! Deve! Neden deve efendim? Hanımınız niye bir deve sizce? Hayır, rica ederim. Estağfurullah. Sen söyledin ha, ben ne dedim rica ederim. Ama huy olarak dedim. Huy olarak dedim, tabii. Deve kini diye söylerler ya. Böyle bir deyiş vardır, o yüzden öyle söyledim. Biraz yani şeydir. Kinci midir? Ya biraz kincindir mesela, birisi onu bir şey yapmasın, ne bileyim düğününe çağırmasın, bir şey olmasın. Mesela görünce selam ver, ben hiç takılmam böyle şeylere. O kadar. Ya biraz evet, o yönüm kötü, ben de böyle biriyle kavga etsin yani, o arkadaşını mesela ya ben artık istemiyorum, onunla görüşmeyeceğim, şöyle olacak, böyle olacak hani. Kestirip atmaya yakınsın o zaman, evet. Tamamen hayatından çıkarmaya aynen yakınsın. Öyle, evet. Öyle mi? Gerçekten ama de görüşme. Daha zor olur ama hayat ama böyle. Ama yani evet de. Biraz törpülemek lazım sanki yani. Biraz törpüledi ama zaten bence. Biraz törpüledim ama zaten hayatından çıkardığım bir insanı da. Sonra işte hayatımdan iyi ki çıkmış diyorum. Öyle pişmanlığım da olmuyor yani. Neden? Sonra bir şeyini daha mı görüyorsun mesela? Yok yani demek ki işte ne bileyim arkadaşım değilmiş ya da ne bileyim işte. E sen çıkarmışsın hayatından. İşte o yüzden çıkardım. Ne tatlı de çıkarmış. İyi ki de çıkardım abla. Ne yapmışsan sonra yok, iyi ki de çıkardım, boş ver. Bir argümanım yok. İyi ki de çıkardım. Oh siktirsin gitsin. İyi ki de çıkardım. Oh tamam. Anladım. Deve kini var. Peki kavgada mavgada böyle bel altı vurur mu? Hocam. Yok yapma ama şey yapar mesela ben yani ya ben de bu açıdan çok ekstrem davranıyorum bence. Ben hemen geri barışmak istiyorum çünkü odada yani huzursuz bir ama enerji ben var ya. O beni yani başka hiçbir şey yapamama sebep oluyor yani. Diyorum ki hadi barışalım, ben çok üzgünüm, ne olur odamızda böyle bir enerji olmasın, ben diyorum seninle çok mutluyum aslında falan. O da böyle birkaç saat şey yapar yani. Ama hala sinirim geçmemişken gelip zorlar yani. Hadi hadi ne olur ya diyorum, hani tekrar konuşmaya başlarız, tartışırız falan, sonra tekrar aynı şey olur tekrar. Ben diyorum ki biraz bekle, hani bir iki saat sonra konuşalım. Bekleyemiyorsun sen. Yok bekleyemiyor. Çık gez abi. Beklemem lazım aslında. Çık gez acık. Evet yani en azından çıkıp geç de gelse belki. Ha, değil mi? Evet kesin. Bundan sonrakilerde daha dikkatli davranacağız. Mesut Süreyle terapi devam ediyor. Nereye geldi bu kabuğu, nedir ya? Ben çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bayıldım ikinize de yani. Mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Düğün yakın mı? Ya korona geçerse daha hep beraber eğleneceğimiz güzel, keyifli bir düğün. Çağırın bizi daha. Kesinlikle. Kesinlikle. Geliriz yani. Çok şahit olayım size. Vallahi çağırın. İstemiyorlar. Sakın sakın. Daha güzel oldu. İstemiyorlar.
Gelme abi. Birden fazla şahit olabiliyordu. Belki sorarız be abi. Gel sen şey yapma ya. Ama yiyip gel. Sen şimdi doyuramayız biz seni. Evde ye. Olayım lan şahit. Açık olun. Harika ya. Olacağım yaş. Gelmiyorum lan düğüne müğüne. Olmayayım. Şahitler belli mi? Yok hayır. Değil benim. O değil. Belli de değil. Seni istemiyoruz. Belli de değil abi. Çok ben memnun olurum. Bayağı geç memnun oldun ama yani. Bir saattir kıvranıyorum burada geleceğim de geleceğim diye. Bir saatten sonra bokumu olur musun şahit bayit ben? Sizin düğün yaptığınız semtten geçersem şerefsiz böyle söyleyeyim. Ha, ama davetlimiz olarak çok... Gelmeyeceğim ya. Benim kalbimi kırdınız siz. Yalandan gel gel diyeyim. Zaten belli mi olur yani? Gelemeyiz edemeyiz. Niye kalbim 40 yaşında adamın kalbini kırdınız şu an? Ben 5 kişiye şahitlik yaptım. 5'i de boşandı öyle söyleyeyim sana yani. 3'ü aldattı birbirini. Öyledir benim. Kaostur. Hadi puanlayalım. Çağdaşlık. 10 üzerinden 50 diyenler. 10 üzerinden 10 diyenler o desin. Oo. Harikulade. Güven ilişkisi. Çok tatlısınız. Sadakat. Hiçbir bok karıştırmamışsınız 3'ündür. Hiç başka bir kızın adı geçmedi mi şimdiye kadar? Hiç geçmedi. Başka bir çocuğun. Bu kim lan filan. Yok. Geçti gibi düşündün gibi açıkçası. Yok yok yok. Ben... Yok yok benim ben... Ayla Hanım'la konuşuyorum ben içimden şu an. Burada konuşuyor Ayla Hanım nasılsınız? Ne yapıyor çocuk kaç yaşına geldi? Allah başlasın 6 yaşında iyi ya. Fiziği iyi onun optikten falan anlıyor tabii. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi çok güzel bölümlerden biri bence. Çok iyi döndük. Bu kadar dışa dönük iki tatlı kardeşim geldiği için. 9 ve üzeri diyenler o desin. Tabii lan. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün barışın. Alkışlarla! Gerçekten çok güzel bir bölümle dönmüş olduk. Küçük bir aradan sonra pazar günleri. Şu anda ekran başında bizi izleyen tüm beleşçiler. En azından bir story, bir tweet, bir post. Bu bölümümüzü herkes her yerden paylaşsın ve bütün ilişki testi sevenler döndüğümüzü bilsin. Bugünlük bu kadar. Öpüyoruz. Bay bay! Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar beyler, eğer sizin de İngilizceniz şu kadarsa Cambly uygulamasını indirin ve ana dili İngilizce olan öğretmenlerle konuşup pratik yapın. Şu an Cambly'de büyük yaz indirimi var. 3 aylık paketlerden dilediğinizi %25 indirimle alabilirsiniz. Kodumuz 3 Mesut. 3 sayıyla. Muhtemelen size yani Ü ile Ç yazma. Zaten Ç şimdi var mı yok mu belli değil İngilizce'de. Ben yok diyebiliyorum. İşte bunu tam öğrenmek için Cambly.